Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün mayalı poğaça yapıyorum. Onun için 2 tane yumurtanın akı. Yumurtalar küçüktü. 2 tane yumurta kırdım ben. 1 paket maya. Şu dörtlü mayalardan bir parçası. Bu buzluktaydı. Şimdi bunu böyle eriteceğim. Bir su bardağı süt. Ilık olacak aslında da. Ben ılık koymuyorum şimdi. Hava çok sıcak gördüğünüz gibi. Bir bardak süt, su bardağı. Su, bir su bardağı su. Bir su bardağı sıvı yağ. Üç yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı da tuz katıyorum ve maya eriyene kadar böyle karıştırıyorum. Aldığı kadar da un. Unun ölçüsünü vermiyorum. Kulak memesi yumuşaklığında yumuşak bir hamur olacak. Zaten poğaçayı herkes bilir. Bilmeyen de öğrenir diyorum. Ve mayanın erimesini bekliyorum. Maya anında eridi. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluştu. Hava çok sıcak olduğundan. Sıcak ortamda zaten poğaçalar güzel oluyor. Şimdi ununu koyuyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet. Pürüzsüz bir hamur yapacağım elimle. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Kış olsaydı daha çok sarardık üstünü. Şimdi sarmaya gerek yok. Bir yarım saate mayası gelir. Tepsimize yağlı kağıt serdim. Burada da poğaçamızın içini hazırladım. Bir kalıp beyaz peynir, bir çay kaşığı pul biber, yarım demetten az maydanoz. Bunu peyniri güzelce eziyorum çatalla ve karıştırıyorum. Bakın hamurumuzun mayası nasıl gelmiş. İki katına çıkmış. Streç filmden çıkabilse daha da çok kabaracaktı herhalde. Şimdi poğaçamızı yapmaya başlıyoruz. Şöyle ne güzel kabarmış görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle hafiften bir havasını aldım. Şimdi yumurta büyüklüğünde parçalar alacağım şöyle yuvarlayıp. İçlerini doldurmaya başlayacağım.
Böyle böyle yapıyorum. Üzerleri kurumasın diye şöyle streç filmle örtüyorum. Şu ilk yaptıklarımızdan başlıyoruz artık. Hemen kabarmaya başladılar gördüğünüz gibi. Şöyle şekil vermeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Şöyle ilk yuvarladıklarımızdan başlıyoruz. Şöyle çay tabağı büyüklüğünde, biraz çay tabağından da büyük, açıyoruz elimizle. Yeteri kadar peynir koyup kapatıyoruz. Şöyle. Bastırıyoruz kenarlarına. Tepsimize aralıklı aralıklı diziyoruz. Çünkü kabaracağı için birbirine yapışmasın. Açarken un yağı kullanmıyoruz. Zaten yağlı yapışmayan bir hamur. Hem yumuşak hem de ele yapışmayan güzel bir hamur. Bakın çok güzel. İki tepsi çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın burada da var. Bir tepsilik de orada var. Şimdi bunun tepsi mayasını gelmesini bekliyorum. Şöyle ortalarına şöyle iz yapmak istiyorum. Şekil olsun diye. Şöyle mayası gelsin. Tepsi mayası. Şimdi yumurta aklarımız vardı. İçine yağ kattım. Daha parlak olsun diye. Poğaçalarımızın üzerine sürüyorum. Şimdi bu tepsimizi de yaptım. Bunu da şöyle çiziyorum. Şöyle çatalı batırarak çiziyorum. Yumurtasını da sürdüm yüzüne. Buna da çizikler atıyorum böyle. Tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Acele etmeden güzel güzel pişirelim. Şöyle üzerini kapatalım. Kurumasın. Öbürü pişene kadar bunun da tepsi mayası gelir. Şöyle yüzü kurumasın. Birinci tepsimizin tepsi mayası geldi. Fırına gönderiyorum 180 derece. Her fırın farklı. Ona göre sizler ayarlayın. Poğaçalarımız fırından çıktı bir tepsisi. Bakın ne kadar da güzel oldu. Sıcak yalnız el değmiyor. Bir sıcaklığı geçsin bakalım test ederiz.
Poğaçalarımız çok güzel oldu. Bizlere afiyet olsun, deneyeceklere de. Daha güzel yeni yeni videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmanızı, güzel fikirlerinizi benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.